Az önce oranları vermiştik ya, onu bir kez evet, daha söyleyeyim ben, evet. ee, Suriyeli Kürtlerin oranı 19,9 diyoruz orada, Arapların oranı %76. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'den dönerken uçakta önemli bir şey söyledi. Dedi ki, Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir, terör örgütünün bölge halkı için ne kadar büyük bir tehlike olduğu bir kez daha görülmüştür dedi. Evet gerçek sahipleri ancak terör örgütünün burada e, yapmış olduğu bir başka politika var. E, bundan belki hemen değilse bile bir 20 sene 30 sene sonra bütün demografiyi değiştirecek bir hareket bu. E, o bölgeden Arapların göç etmesi isteniyor. Araplar o bölgeden göçe zorlanıyor. Değeri zor belki bundan bir 20 sene sonra e, Suriyeli Kürtlerin yaşadığı. ...yoğunluklu olarak onların yaşadığı bir yer haline gelebilir. Yani bir taraftan da bunun e, toplumsal mühendisi üzerinde de çalışıyor terör örgütü. E, şimdi tabii e, bölgede yaşananların son aslında 10-11 e, yılına belki baktığımız zaman... E, ...belki de hiç nefes alınmayan e, bir hal almış durumda. Hı, yani hı. gerçekten evet. e, hiç sakinlemedi süreç. Hani bir bölgede bitti, bir bölgede başladı. Dediğim gibi bir yerden bir yere sıçrıyor. Dolayısıyla... E, bakınca evet bugün değeri zor yarın belki başka bir yerde evet. e, bu işin aslında stratejik olarak şekillenmesini sağlayacak olan işte büyük güçler dediğimiz hani e, Rusya gibi Amerika gibi e, ülkeler olacak belki senin en azından öngörünü merak ediyorum e, bu Hikaye nasıl şekillenecek önümüzdeki yıllar itibariyle? Yani biz yıllardır bunun içinde yaşıyoruz, görüyoruz. Nereden nereye geldik dediğimiz noktada sen öngörülerini de paylaşır mısın bizimle? Aslında bu direnişin başlamış olması enteresan. Birkaç kere daha benzer çatışmalar Hı. yaşandı. Ancak onlar çok daha kısa sürdü. Bu kadar da geniş alana yayılmamıştı. Hı. Bu seferki farkı o. Biraz daha geniş bir alana yayıldı. Ben açıkçası çok devam edeceğini düşünmüyorum şu anki sürecinde. Hı. Bu çatışmalarda e, önümüzdeki süreçte düşecek. Ancak bu bize şunu gösteriyor. Bölgede özellikle e, Arap nüfus e, terör örgütünün varlığından, onun bölgeyi idare ediyor olmasından rahatsız. Dolayısıyla bu bir toplumsal birikimi işaret ediyor. Yarın öbür gün şu andaki çatışmalar için söylemiyorum ama e, ileride çıkacak başka çatışmalarda daha büyük e, olaylara gebe olabilir bölge. Öyle gösteriyor en azından. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalarına da baktığımız zaman özellikle e, görüşmelerin hani diplomatik hı hı. yolla tekrar başlayabilmesi veya en azından mümkünse bu şekilde ilerlemesi için e, iki tarafın hani e, aynı bakış açısıyla bakmadığı evet. yönündeydi e, Cumhurbaşkanının açıklamaları. Şimdi bizim e, evet bir şekilde orada bir istikrar sağlanması isteğimiz hmm. var hmm. elbette ki komşumuz ee, ama diğer yandan kendi güvenliğimizi sağlamaya Kesinlikle. dönük de e, bir tavrımız var. O yüzden ee, oradayız zaten. Evet yani bu, bunun e, bir süre daha en azından bizim orada varlık hmm. gösteriyor olmamızı e, getireceğini söylemek herhalde yanlış olmaz değil mi Murat? Yani evet. biz bir süre daha herhalde e, bu coğrafyada kendi güvenliğimizi sağlamak adına varlık göstereceğiz evet, gibi. Türkiye e, kendi güvenliğini sağlamak için, kendi sınır güvenliğini sağlamak için işte bakın burada şu kırmızı alanların tamamı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin evet. e, operasyon gerçekleştirdiği alanlar. Bunun sebebi sadece Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini koruyabilmesi. Terör örgütlerinin e, kuzeye, Türkiye sınırları içerisine sızmaması. Eğer bunun garantisini alırsa yarın öbür gün Türkiye... Hı. Böyle bir şeyin olmayacağından emin olursa elbette ki o topraklardan çekilecek. Sonuçta Türk askerinin burada bulunmasının e, bize e, hem maddi anlamda hem manevi anlamda da bir yükü var. Doğru. Ama orada e, Türkiye'nin güvenliği için görev yaptıkları için oradalar. Evet. Eğer böyle bir ihtiyaç olmasa, böyle bir gereksinim olmasa elbette Türk askeri de orada olmazdı.